Evet. Fondön kaplarının birinin dibinde biraz fondön vardı. Hatta üstünde birkaç tane arı ölmüştü. Onları temizledim. Şöyle yesinler diye koyunca arı üzerine hücum etmiş resmen. Evet, burası bizim suluğumuz. Arı buradan su içiyor. Şu yosunlar yani yıl boyu yeşil kalıyorlar. Çünkü sürekli bidondan su aktığı için. Ama burada bir detay daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bakın. Şurada kaya tuzu var. Büyük olanlardan. Bakın bazı arılar da bu bölgeye gelip hani bu kaya tuzlarından minerallerini vesaire sağlayabiliyorlar. Bakın mesela şurada bazı arılar özellikle bu kaya tuzlarına geliyorlar. Hani koloni için gerekli olan farklı mineralleri buradan aldıklarını düşünüyorum. Ayrıca eğer aralığınıza bu kaya tuzlarından koyacaksanız, yani suyun geldiği yere değil de suyun yani en son gider noktasına koyun ki hani bütün su bu tuza bulanmasın. Evet, ben arı sağlığı için gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani eğer arı bunu buradan almazsa yine doğadan bunu aramaya çıkıyor. Tabii bizim de burada isteğimiz hani arının işine yarayacak mineraller varsa, ha buna sadece arılar değil aynı zamanda hani kelebeklerden tutun da karıncalar, sarıcalar vesaire farklı gelen böcek türleri de var. Evet. Yiyorlar fondunu. Birazdan bitirirler. Neyse. Arada böyle bu şekilde görmek hoşuma gidiyor. Aslında çok da istediğim bir şey değil. Yağmacılığı bir nebze tetikliyor ama. Ama fark ettiğim bir şey var. Bakın şuradaki arılar hep Bookfest. Yani şöyle bakıyorum, tiplere baktığım zaman hani böyle kanyon rengini, Anadolu rengini ya da işte şu Karpatların rengini andıran arılar çok az. Bütün yoğunluk hep Bookfest'lerde. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Evet, Bookfest'ler gerçekten yağmacı. Yağmalamayı seviyorlar.